bir korku Sevr Anlaşması. 100 yıl sonra geldiğimizde neredeyse bu korkularını gerçekleştiren bir maceraya sahne oldu bütün Türkiye. Türkiye'nin bu korkusu, yani Sevr korkusu bugün 2019-20'lere geldiğimizde gerçekleştirmiştir diyebiliriz. Ve hep de şunu söyleriz, bu sınırları biz çizmedik değil mi? Özel güneş sınırlarımızı, yani ne Irak'ta ne Suriye'de. Emperyalistler çizmiştir demişizdir ama mayınla da bunu maalesef kuvvetlendirmişizdir. İşte hem yerel yönetimlerin daha güçlü olması hem de işte bir yönetilen ve diğerleri arasında bir hiyerarşik ve dikey ilişki değil, yatay ilişki, bütün toplumun diğer kurumlarıyla yatay ilişki ve sivil toplum tabii ki bu anlamda önem kazanmak. 2000 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı bir kararı var. Oy birliğiyle alınmış bir karar. Kadınların barış süreçlerine eşit katılımı. Bu 100 yıllık zamanda hemen her kesimin eline iktidar imkanı geçti. İlk başta bahsettiğim olumsuz tabloya öyle veya böyle katkıda bulundu. 1911 Arnavut isyanları bütün İslamcılara ve diğerlerine bir şey anlatmalıydı. Niçin olmuştu Arnavut isyanı? Arnavutça'nın yasaklanması. Pakistan ve Bangladeş. Arada 1000 kilometre olmasına rağmen de Bangladeş'in nüfusu daha fazla ve bu bağımsızlık mücadelesinde Bangladeşler daha da önde. Ne yaptı? Pakistan yönetimi Bengalce'yi yasakladı. Ve 1 milyondan fazla insan öldü. Ve en sonunda ayrıldı. Ve halen şu anda Bangladeş'te bir siyasi kan davası söz konusu. O dönemde Bangladeş'te ayrılmayı düşünmeyen başbakanlar, başbakan yardımcıları şu anda idam ediliyor. Bizim camia bu konuları çok mufassal bir şekilde incelemedik. Yani incelemedik ve işte en son anlattığım olumsuz tabloda artık herkesin de rolü var.